ve küresel piyasalarla ilgili beklentileri de alalım. Anlaç Yatırım Menkul Değerleri'ne dönüyoruz. Hazine Müdür Yardımcısı Arda Coşar bizimle birlikte. Arda Bey, bir yandan tarım dışı istihdam, diğer tarafta koronavirüsten tabii bahsediyoruz piyasalarda. Çin'de bugün enflasyon verisiyle beraber biraz daha iş yerlerinin açıldığı bir haftaya başladı. Neler var bizim için bu sabah notlarınızda? Öncelikle günaydın, iyi haftalar. Tabii küresel bazda piyasaları domine eden haber yine koronavirüsüyle alakalı. İşte hayatını kaybeden kişi sayısı 900'u aşması, vaka sayısının 40.000'i aşması, daha çok ülkede görülmesi piyasaları domine etmeye devam ediyor. Bugün baktığımız zaman Asya tarafındaki borsa negatif bir seyir görüyoruz. Buna mukabil altında sınırlı pozitif seyir var. Öte yandan Cuma günü ABD tarafında istihdam verileri açıklandı. Oldukça iyi geldi, yani beklentiden yüksek geldi. Şunu gördük ki ABD ekonomisi şu anda beklenenden ve tahmin edilenden daha iyi veriler oluşturuyor. Bu da tabii zaten uzun zamandan beri dolar diğer gelişmiş ülke para biriminden değer kazandığı halde bu süreci Cuma günü itibariyle hızlandırdı ve Euro doğada da aşağı yönlü sert hareketler gördük. Bugünkü veri akışına bakarsak bir yurt içinde işsizlik oranı verisi var. Bunun dışında Euro bölgesinde ve ABD'de çok önemli bir veri söz konusu değil. Daha çok yine koronavirüsüyle alakalı haber akışlarını takip edeceğiz. Teknik açıdan da bakarsak Euro dolarda aşağı yönlü trend devam etmekle beraber bir dip yapma ya taban yapma çabası söz konusu olduğunu görüyoruz. Aşağıda 1.0940 seviyesi destek olarak düşünülebilir. Yukarıda 1.0980 seviyesi direnç olarak düşünülebilir. Şuna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Eğer 1.0940'ın aşağısına gelirlerse satış baskısı Euro dolar tarafında hızlanabilir. Bu seviyeye dikkat etmek lazım. Altın tarafına gelince de altında sınırlı bir yukarı yönlü hareket var bu sabah itibariyle. Yukarı doğru baktığımız zaman 1.575-76 dolar seviyeleri direnç bölgesi olarak düşünülebilir. Muhtemelen bugün bu seviye doğru bir hareket görürsek sürpriz olmaz. Aşağıda destek olarak izleyeceğimiz yerde 1.568 dolar seviyesi de destek olarak izlenebilir. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdür Yardımcısı Arda Coşar, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkılarınız için.